İstanbul 2060 yılına kadar susuz kalmayacak. Melen suyunu Avrupa yakasına taşıyacak tünel tamamlanıyor. Belediye başkanı ve haberciler bugün İstanbul Boğazı'nın 135 metre altına indiler. Suyu Asya'dan Avrupa'ya taşıyacak tüneli gezdiler. İstanbul 2060 yılına kadar susuz kalmayacak. Çünkü Melen projesinde artık sona yaklaşıldı. En kritik eşikte suyu Asya'dan Avrupa'ya taşıyacak tüneldi. O da yapıldı. Hem de Boğaz'ın 135 metre altından. Su tünelinin bir ucu burada Beykoz'da, diğer ucuysa Boğaz'ın diğer yakasında Sarıyer'de. Bu tünelden İstanbul'u besleyecek su geçecek ama öncesinde basın mensuplarına açıldı. Hep beraberce tarihe tanıklık edeceğiz. Bir daha bir başka kula kolay kolay nasip olmayacak bir iş. Herkes yerini aldı, araçlar geldi ve tarihi yolculuk başladı. Tünelin çapı yaklaşık 5 metre ve Boğaz'ın tam 135 metre altında, yani şu an üzerimizden Boğaz suları akıp geçiyor. Uzunluğuysa 5,5 kilometre ve bu tünel dünyadaki ilk ve tek iki kıtayı birleştiren tünel. Su çok uzaktan Sakarya'daki Melen Çayı'ndan geliyor. Yılda 1 milyar 77 milyon metreküp içme suyu akacak. En az 2060 yılına kadar İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak. Burası tünelin tam ortası. Yazıda da belirtildiği gibi Avrupa ile Asya'nın kesiştiği nokta. Yani anons sırasında yürürken kıta değiştirdim. İşte ışık göründü. Tünelin sonu, Boğaz'ın altındaki yolculuğumuz sona erdi. 45 dakika sürdü yaklaşık. Güneşe hasretle kaldık. Boğaz tabanındaki kayaların üzerine oturtulan tünelin yapımı 4 yıl sürdü. Devlet Su İşleri tarafından 253 milyon liraya inşa edildi. Şimdi İSKİ o parayı DSİ'ye ödeyecek, tüneli devralacak. Temmuz ayında da içinden Melen'in suyu akmaya başlayacak.